Bir yorum daha alacağız. Erdoğan Turan karşımızda. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Direktörü. Erdoğan Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Berfan. Yeni haftada neye bakacak piyasa? Bize ayrıca gelelim ama önce dışarıyla başlayalım isterseniz. Küresel piyasalar açısından nasıl bir hafta olmasını bekliyorsunuz? Küresel piyasalarda özellikle büyük borsalarda, ABD borsalarında yükseliş trendi hala devam ediyor. S&P 500'de 2000 gibi bir hedef var. Adım adım sanki oraya gidiyormuşuz gibi bir görüntü var. Aslında dış dünyada çok sıkıntılı bir süreç ya da bir ortam görmüyoruz. Daha çok gelişen ülke piyasalarında bir miktar tedirginlik var. O da geçen hafta gelen yüksek tarım dışı istihdam rakamının artık faiz arttırım tartışmalarını 2015'in birinci çeyreği, ikinci çeyreği gibi daha yakın vadelere ya da daha belirgin vadelere çekme endişesiydi. Bu endişe gerçekten haklı mı değil mi veya daha yüksek tedirginlik yaşanmalı mı? Bunu ay sonundaki FED toplantısından sonra görürüz. Ama bu hafta için en büyük beklenti FED'in FOMC toplantılarının tutanakları olacak. Sanayi üretim rakamlarını alacağız içeride. Cari işlemler dengesini alacağız ama bunların hiçbirinin böyle çok ciddi bir hareketlilik doğurmasını beklemiyorum aslına bakarsanız. Geçen hafta yoğun bir haftaydı. Bu hafta aksine çok sakin bir hafta olacak. İçerideki varlıkları doğrudan etkileyecek veya yukarı yönlü, aşağı yönlü kırılmayı gerektirecek bir konjonktür demeyiz. Bunu göremiyorum. Kısa vadede hareketlilik tamamen likiditeye bağlı. Şu an için hisse senetleri tarafında zaten neredeyse bir aydır 77 bin ile 80 bin arasında gidip gelen bir borsamız var. Herhalde 77 binin şu an için bir destek olmasından bahsetmek çok yanlış olmaz. Ama 77 binden 80 bin lira doğru gitmeye gerektirecek bir güç var mı? Bir tetikleyici var mı? Aslına bakarsanız o da çok fazla yokmuş gibi gözüküyor. Bir tek çok yüksek bir indirim, yani çok yüksek hızla bir gerileme olmasa da enflasyonun geriliyor olması ve Merkez Bankası'nın hala en azından 50 bas puanlık bir indirim yapma beklentisi olabilir. Bu da bankacılık hisseleri üzerine bir hareketlilik yaratabilir ama bu da çok güçlü olmayacak gibi gözüküyor. Kur tarafında çok sakin bir ortam arasına bakarsanız 2.12 ile 2.15 arasında gel git yaşıyoruz. Belki en sakin piyasa orası. Orada da 2.15'in üzerine en kötü günlerde bile geçilmedi. 2.12'nin altına inmeyi gerektirecek bir güç var mı şu an için? Onu da göremediğim için 2.12 ile 2.15 arasında gel gitler devam. Bir tek euro dolarda bir hareketlilik görebiliyoruz. 1.36'nın altında şu anda. Belki 1.35'lere doğru bir hareketlilik yaratırsa bir heyecandan, yeni bir heyecandan bahsetmek mümkün. Ama sakin bir hafta olmasını beklemek çok yanlış olmayacak. Belki endeks tarafında desteğe yakın bir yerlerden tekrar alıcıların canlanması söz konusu olabilir. Kur tarafında yeni bir heyecan göremediğimiz için çok büyük bir değişiklik beklemek çok doğru olmayabilir. FOMC toplantısından sonra belki bir miktar heyecan yaşanabilir ama şimdilik ne artı yönde ne eksi yönde aşırı hareketliliği gerektirecek bir durum görülmüyor. Erdoğan Turan, çok teşekkürler bu değerlendirmeler için. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Direktörü'nün yorumlarını